Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programımızın 13. bölümüyle karşınızdayız. Bugün programımızda çok enteresan ve çok ilginç bir üründen bahsedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde teste geldi. Hatta dün de biz onun bir böyle deneyim videosu, inceleme değil ama deneyim videosunu yayınladık. Huawei Mate XS katlanabilir cep telefonu. Şimdi ben kullandım ağırlıklı olarak. Videoyu da ben çektim ama Osman da telefonu gördü. Önce Osman senden başlayayım. Nasıl buldun telefonu? Evet, ben telefonu gördüm. Yani bir katlama şeyine eriştik çok şükür. İki parmakladık telefonu. Açıkçası beklediğimden büyük telefon. Yani o kadar büyük olacağını düşünmüyordum ben, dürüst olmak gerekirse. Fakat bayağı bir büyük. Yani katladığımızda da büyük. Dolayısıyla böyle çok taşınabilirliği olan bir telefon gibi gelmedi bana. Bu öncelikle ilk yorumum. İkinci olarak da bunu ben zaten başından beri eleştiriyordum. Hani iç yerine dışa doğru katlanması büyük bir fail bence. Neden diye soracak olursan abi, biliyorsun yani telefonları şöyle masanın üzerine koyduğumuzda bile o ekranın çizilme ihtimali falan var. Hatta geldiğimizde gördük, bir kılıf gibi bir şey takmışlardı. Ama o bile telefonu koruyacak gibi durmuyor. Kaldı ki ekrana zaten ekran koruyucu bir jelatin yerleştirememişler. Tabii o ekran esniyor, şey yapıyor, çok makul olmazdı ekran koruyucu takmaları zaten, ama dışa doğru katlanmasından ötürü katladığımızda dahi hani bir yere koysak telefonu ya da ne bileyim cebimizde bir parayla taşısak vesaire ya da işte çantamızda, ne bileyim, bayanlar için söylüyorum özellikle, çantasına attığında herhangi bir rujudur falandır, enteresan şeyler var biliyorsun kadınların çantasında. Onlar bile ekranı çizme olayı çok yüksek, ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bu açıdan baktığımda ben çok böyle kullanılabilir bir cihaz olarak görmedim. Tabii şimdi Samsung içe doğru katlanır yapınca Huawei muhtemelen benim farklı olsun diye dışa doğru katlanabilen bir yapıyla çıktı karşımıza. Ama ben çok kullanışlı bulmadım açıkçası. Bir de insan böyle elini aldığı zaman ister istemez, hani şöyle açıkken, direkt böyle bir içe katlama şeyi hissediyor. Ama telefon dışa katlanıyor şu şekilde. Dolayısıyla orada mesela birine versen al bak diye adam şöyle şaşırt diye bir geçirebilir yani. Öyle bir ihtimal de var. Şimdi şöyle, o dediklerine tamamen katılıyorum. Hatta videoda ben onları söyledim. Bunu da izlemeleri öneriyorum takipçilerimize. Orada şöyle bir sıkıntı var söylediğim gibi. Bir kere evet, yani dışa doğru katlanıyor. Yani şöyle kitap gibi düşünün. Kitaplarda biz ne yapıyoruz? Kitabı içeri doğru katlar veya defteri. Aynen öyle. Öyle bir refleksimiz var sonuçta. Bu böyle katlanıyor, dışarı doğru katlanıyor. Dediğim gibi o hem ergonomik olarak çok doğru değil. Aynı zamanda cihazın ekranının o arka taraftaki ekranın çizilmesine vesaire sebebiyet verecek bir durum. Ben zaten genel olarak katlanabilir telefonların çok uzun ömürlü olacağını düşünen birisi değilim bu arada. Tamam, çok güzel teknoloji, hoş bir teknoloji ama hani pratikte bizim hayatımızda kattığı şeylerin böyle o kadar da aman bir şey olduğunu düşünmüyorum. Pahalı zaten. Yani Samsung'un olan telefonları da pahalı. Huawei'ninki zaten pahalı. 30 bin lira gibi bir fiyattan satılıyor. Hani o telefon astronomik ücret. Çok astronomik bir ücret. Hani tartışmaya değecek bir rakam değil. Hani 20 bin olur, 15 olur da deriz ki ya işte hani falan filan, da 30 bin liraya mümkün değil. 20 bin yani de bence yüksek ya, ne bileyim. Ben de o psikolojik eşiğe sanırım hazır değilim yani. 15 bin desek hani bir nebze, atıyorum işte iPhone'a 12 bin lira veriyoruz. Yeni çıkan amiral gemisi modelleri 12 bin lira. Hani diyebiliriz, evet, ki 12 bin lira verene kadar işte biraz daha üstüne katıp böyle yeni bir teknoloji deneyimlemek isterseniz vesaire gibi nedenlerin arkasına belki sığınabiliriz, ama şimdi 20 bin liralara, 30 bin liralara çıktığımızda arkasına sığınacak bir neden de kalmıyor. Tabii sonuçta günün sonunda... Biz mi çok fakiriz bilmiyorum ama... olmuyor yani. Fakirlikle alakası yok, çünkü bu şöyle bir sorun var. Telefon için söylüyorum bunu. Yani 10 bin lira verdiğin zaman da aynı sorun var. 2 sene sonra, hadi çok zorla 3 sene sonra o telefonu değiştiriyorsun. 3 sene için 30 bin lira bir cihaza vermek çok mantıklı değil. Hani kaldı ki, şunun için de söylüyorum sürekli. Sunduğu deneyim ya da hayatımıza kattığı farkındalık o verdiğin para oranında da değil. Tamam, şöyle bir şey söylenebilir belki. Yeni teknolojiler fiyatı çok pahalı olabilir. İşte ileride ucuzlayacaktır falan. Ama sadece bence bu fiyat meselesi de değil. Çok fazla bir katkısı yok hayatımıza. Yani katlandığı zaman, açtığınız zaman tablet gibi oluyor. Kapattığın zaman normal bir telefon oluyor. Ben bir tane normal telefonla bir tablet alsam çok daha ucuza alırım ve çok daha işimi görecek bir cihaz almış olurum. Ve o kadar da pahalı olmuyor. Şu anki durum böyle. İleride fiyatlar düşer mi? Ben kolay kolay düşeceğini sanmıyorum. Ve benim hani
katlanabilir. Telefonlarla ilgili genel fikrim şu. Bu teknolojiler telefon olarak değil de farklı formlarda karşımıza çıkarsa sanki daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Çünkü telefonun kullanım ömrü çok sınırlı. Dediğim gibi 2 sene sonra, 2,5 sene sonra, 3 sene sonra o cihaz artık çöp oluyor. Veya çöp olmuyorsa da kullanılabilmişlikten çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Ya işte 2 sene telefon olarak kullanırsın, sonrasında tablet olur. O tablet olarak devam edersin yani. Ama işte pili azalacak. Kartı falan böyle. Evet, evet. Yani öyle bir durum var. İşte dediğim gibi detaylı bir incelemesinde, yani detaylı inceleme derken inceleme değil, daha böyle bir hani fikirlerimizi aktardığımız bir video çektim. Evet. İnceleme yapmadık. Onu da kanalımızda izleyebilirsiniz. Videonun içinde de ilgili yerde zaten linkini verdik. Bir de Osman, bu hafta pek zam haberi gelmedi. Üzücü bir durum mu diye şaşırdım. Bu şey, sen şimdi böyle söyleyince, Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya abi, her hafta zam geliyor. Bir hafta diyorlar bu hafta zam yok. Kemal Sunal yine bayılıyordu, nasıl zam yok diye falan böyle. Şaşırdık artık, o kadar alıştık ki zam gelmesine. Evet. Hani zam gelmediğinde de böyle bir şaşırıyoruz. Evet, bu hafta herhangi zamdan ziyade yeni bir vergiyle karşılaşmadık. Evet, çok şükür. Çok şükür diyelim. Nazar değmesin, yarın şey yapıyorlarmış. Yeni vergi. Ulan sizin yüzünüzden açtınız o şomazınızı falan diye. Yok ya, ben artık gerçekten... ama şöyle bir şey vardı zaten. O vergiler hani birden yükseldi ya. Zaten diyorlardı Eylül ayında hani aşağıya çekilecek vesaire diye. Atıyorum konsollarda %50 dediler. %20'ye çekilecek, %30'a çekilecek diyorlardı. İşte diğer ürünlerde de yine bir şekilde bir düşürme vardı. Ama yine kalıcı oldu mu? Evet oldu. Yani 3 artmadı da 2 artacak. Öyle bir sıkıntı var. Alıştık artık zaten ya. Oyun tarafında bir hareketlilik var gördüğüm kadarıyla. Yani oyunlar tanıtılıyor işte. Oyun tarafında, konsolların gelmesiyle beraber. Oyun tarafında şu hareketlilik var. Dediğin gibi yeni nesil konsollar geliyor. İşte öyle bir heyecan var. Ama ben şu anda tanıtılan pek çok oyunun böyle yeni nesil konsolların kalitesinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü baktığımız zaman PlayStation 4 için gelecek olan The Last of Us'a bakıyoruz mesela. Adamlar canavar gibi oyun yapmış. İnsan bir yandan da diyor ya, madem bu konsollar böyle oyunları çalıştırıyor, diğer oyunlar niye öyle değil diye düşünüyorlar. Ama şimdi yapımcıların açısından da bakarsak, şimdi adam diyor ki ya 100 milyon satan bir konsol var, PlayStation 4. Yani en çok satanlar listesine girmiş ilk üçe. Dolayısıyla onu direkt rafa kaldırmak olmaz. Ne yapıyor adam? Yaptığı oyun hem onda çalışsın hem PlayStation 5'te çalışsın. Ha, PlayStation 5 ve Xbox One için ne olur? 4K çözünürlük gelir. Şu anda açıkçası Xbox One X ile PlayStation 4 Pro ile yeni nesil konsollar arasındaki oyunlar arasında böyle ben uçurumlar olacağını düşünmüyorum. Bir 2-3 sene daha beklememiz lazım o şeyi, farkı tamamen hissedebilmemiz için. Evet, aynı fikirdeyim ben de. Ama bir oyun... Bir de Epic Games Store'a buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bugün de Borderlands'i bedava olarak vermeye başladılar işte. Allah razı olsun, ne diyelim. O da bir 117-120 lira civarında bir oyundu. Güzel bir deneyim. O da inşallah okurlarımız indirmiştir. İndirmeseler bile şeylerini eklemişlerdir. Kütüphane. Yani kitaplarına, kütüphanelerine istedikleri zaman artık indirir, oynarlar. Ya Epic Games coştu şöyle. GTA 5 ile başladı 2 hafta önce. Evet, Civilization'ı verdiler. Civilization'ı verdiler. Şimdi de dediğin gibi Borderlands devam ediyor. Valla takip edin arkadaşlar. Bizim siteyi takip edin. Bunun hepsini yazıyor. Osman Sağ olsun böyle günü günü yazıyor. Hatta ben sabah, biz bu cuma günü çekiyoruz bu videoyu. Cumartesi yayınlanacak bu arada. Sabah ben sitede haberini gördüm. Hemen Borderlands'ı ekledim. Çok beğendiğim bir oyun değil ama dursun dedim. Bir gün belki kafamı... Bir de o iki oyun yani. Borderlands 2 var. Bir de Pre-Square var içerisinde. Yani iki farklı oyun. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olalım. Steam'den hiçbir şey gelmiyor. Yani Epic Games bu kadar insanları şey yapıyor ama Steam'e baktığımız zaman hiç bedava bir şey verdiği yok. Ayıp ediyorlar onlar da yani. İşte bekleyeceğiz artık. Ne? Onlar da işte şey falan var onlarda. Counter Strike falan var. Oradan herhalde ekmek yiyorlar diye tahmin ediyorum ama GTA 5 gibi bir şey aslında güzel olurdu. O karşılığında varsa öyle bir ürün mesela. Onlar da Red Dead Redemption 2 falan veriyorlar. Ortalık yıkılıyor. Tabii yok, olmaz daha öyle bir şey. Vermezler yani. Onu vermeleri için daha erken yani aslında. Olsun ya. Garibin ekmeği umut. Ne diyelim abi şimdi. Sen de haklısın. Doğru söylüyorsun. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlara başladık. Biraz da evet. Teknoloji okuyla ilgili bilgi vereyim. Ramazan ayında başlamıştık. Ramazan'dan sonra da devam ediyor. Her cuma saat 8 gibi planladık. Müsait olanları bekleriz kanalımıza. YouTube kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar.
Teknoloji Okulu'nun 13. bölümünün de sonuna geldik. Farklı bir programda, farklı bir bölümde önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.